Atlanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Dinleme eğitimi çalışmalarımızı tamamladık. Sırada çizgi çalışmaları var. Çizgi çalışmalarını birlikte yapacağız. Afacan çizgi çalışmaları kitabımızı açıyoruz. Bunun içerisindeki çalışmaları birlikte yapacağız şimdi. Hazırsa kitaplarınız, hadi başlayalım o zaman. İlk çizgi çalışmamız geldi. Ne yapmamız isteniyor burada? Bakın, burada kocaman bir kedi var. Kedinin üzerinde de kesik kesik çizgiler var. Bu çizgileri kalemimizle tamamlayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım bunları tamamlamaya. Evet çocuklar, yazma çalışmalarına başlayacağız. Ama bunun öncesinde size hatırlatmak istediğim bazı kurallar var. Bunlardan ilki, çalışma masanıza oturduğunuzda sandalyeye dik bir şekilde oturmalısınız. Vücudunuzun dik durduğundan emin olun. Kollarınızın bir kısmını masanın üzerine koyun. Daha sonrasında kalem tutmadan bahsedelim. Kalem nasıl tutulmalı, nasıl doğru bir şekilde tutulmalı bunu anlatalım. Kalemi sağ elinizi kullanıyorsanız sağ elinize, sol elinizi kullanıyorsanız sol elinize alın. Sağ elinizde baş parmak ile işaret parmağınızın arasına kalemi yerleştirin ve orta parmağınızla destek alın. Baş parmak ile işaret parmağının arasına kalemi yerleştirdik. Orta parmağımızla da destek alıyoruz. Kalemin ucu ileriye doğru bakacak şekilde olmalı kalem. Yani şuraya dayanmalı çocuklar. Kalemi çok fazla sıkmanıza gerek yok. Çok fazla sıkarsanız parmaklarınız ağrıyabilir. Ve yazarken, çizerken de çok fazla bastırmadan yapmalısınız bu işlemi. Şimdi Afacan çizgi çalışmaları kitabımıza geçebiliriz. Hadi bakalım. Kalemimizi uygun bir şekilde tuttuk. Başlayalım kedi çalışmamızdaki noktaları ok yönünde birleştirmeye. Burada bir okumuz vardı. Ne diyordu? Yukarıdan aşağıya doğru birleştirin. Hadi yapalım birlikte. Kalemimi ilk başlangıç noktasına koydum. Aşağı doğru iniyorum. Ve bu çizgiyi tamamladım. Hadi bir tane daha yapalım. İkinci çizginin başlangıç noktasına koydum kalemimi. Çok fazla bastırmadan, kalemi sıkmadan aşağıya doğru iniyorum. Mümkün olduğunca noktaların dışına taşmadan. Çok güzel. Bu çalışmayı yaptık. Bundan sonraki noktacıkları birleştirin çocuklar. İsterseniz sonrasında da kediciyi boyayabilirsiniz. Çizgilerimizi ok yönünde birleştirdik. Bakalım kontrol edelim birlikte. Doğru mu yapmışız? Harika. Doğru çalışmayı yapmışız. Atlanım kitapları her an elimde. Bir sonraki çalışmamıza geldik. Burada ne yapıyoruz? Evet, ok yönüne dikkat ederek yine çizgileri tamamlayacağız. Bakın burada yukarıdan aşağıya doğru gösteriyor. Burada ise soldan sağa doğru. Şimdi o zaman bu çizgileri tamamlayalım. Bir sonraki sayfaya geldik. Burada da noktaları tamamlayacaktık değil mi? Hadi başlayalım yine o zaman. Burada 1, 2, 3, 4. 4 farklı ok görüyorum. Hatta burada çitlerde de vardı. Hadi bunları tamamlayalım şimdi. Nereden başlayalım? Şu kulenin çizgilerinden başlayalım mı? Hadi bakalım. Başlangıç noktasına koyduğum ok yönünde aşağıya doğru gidiyorum. Acele etmeden. Sabırlı olun çocuklar. Daha sonrasında yaptıkça eliniz alışacak. Daha hızlı, daha güzel çizgiler oluşturacaksınız zaten. Evet, sonuna kadar geldim ve burayı bitirdim. Bir de şuradan örnek verelim. Ne demiştik? Soldan sağa doğru birleştiriyorduk değil mi? Ok yönünü takip ediyorduk. Hadi o zaman başlangıç noktasına kalemimi koydum ve sağa doğru ilerliyorum. Sağa doğru gidiyorum. Çok güzel. Benimle birlikte yapıyorsunuz değil mi? Harikasınız çocuklar. Sonuna kadar gidiyorum. Gidiyorum
Ve tamamladım. Burada bir de güneşimiz vardı. Bunu da tamamlayalım mı? Hadi bunu da birlikte yapalım. Buradan başlıyorum. Noktacıkların üzerinden ilerliyorum. Tüm noktacıkların üzerinden geçtiğimden emin oluyorum. Yavaş yavaş yaparsam dışarıda taşmam zaten. Bir tane de şu güneş ışıklarından birini tamamlayalım. Hadi aşağı doğru inelim. Güzel. Bu sayfayı da tamamladık. Çocuklar bu kısımları tamamlamayı unutmayın. Tamam mı? Hatta bir tane de şuradan yapalım. Tamam. Tüm noktacıkların üzerinden geçtiğinizden emin olun. Tüm noktacıkları tamamladıktan sonra da isterseniz boyayabilirsiniz sayfayı. Çalışmamızı tamamladık. O zaman çalışmamızın kontrolünü sağlayalım çocuklar. Bakalım doğru mu yapmışız? Harika. Hepimiz doğru çalışmaları yaptık. O zaman bir sonraki çalışmaya geçebiliriz. Aksanım kitapları her an elimde. Sırada bir sonraki çalışmamız var. Ne yapıyorlar burada? Gördünüz mü? Ağaçta bir kedi kalmış ve onu kurtarmaya çalışıyor, değil mi? Burada yapmamız gereken çalışma diğerleriyle aynı. Harika. Ne yapıyoruz o zaman? Çizgileri ok yönünde birleştiriyoruz. Acele etmeden, dikkatli bir şekilde, çizginin dışına çıkmadan. Hadi bakalım bunları birleştirelim. Geldik bu sayfamıza. Şimdi de güneşi yapalım. Bakın burada ok işareti bir yuvarlak gibi olmuş. O zaman biz de onun gibi tamamlayalım noktacıkları. Kalemimin ucunu buraya koydum. Yavaş yavaş noktaların üzerinden geçiyorum. Devam ediyoruz. Çok güzel bir güneşimiz olacak sonra. Evet ve tamamladık. Güneşi tamamladık. Bunları da mutlaka tamamlayın çocuklar. Şimdi de kediciğin üstünde durduğu duvar var ya, burada noktacıklar var. Bunları tamamlayalım. Ok işaretlerine dikkat ederek. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru olacakmış. O zaman başlıyorum yukarıdan aşağıya tamamlamaya. Bunu da yapalım. Bir iki tane örneği yapayım. Sonra siz bunları tamamlayın. Bu ok işaretim de soldan sağa doğru ilerliyor. O zaman biz de soldan sağa doğru ilerleyelim. Acele etmeden, yavaşça, noktaların dışına çıkmadan. Arada bir böyle durup devam edebilirsiniz sonra. Devam, devam ve işte sonuna geldik. Bu kısmı da tamamladık. Bu sayfadan da birkaç örnek verdim. Lütfen bu sayfadaki tüm noktaları birleştirin çocuklar. Ve her zaman dediğim gibi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Bu çalışmayı da tamamladık. Kontrol edelim. Bakalım doğru yapmış mıyız? Ya da eksik yaptığımız bir yerler var mı? Onu gözden geçirelim çocuklar. Çok güzel. Güneşi tamamladık. Merdivenin basamaklarını tamamladık. Daha sonra buradaki tuğlaları tamamladık. Saksıların çizgilerini tamamladık. Resmimiz hazır. Aksanım kitapları her an elimde. Ve bir diğer çalışmamız. Burada ne istiyor bizden? Güzel. Burada da yine çizgileri ok yönüne dikkat ederek tamamlamamız gerekiyor. Neleri tamamlayacağız? Ona bakalım birlikte. Burada bir balık var. Balığın çizgileri eksik. Bunları tamamlayacağız. Daha sonra burada evler var, küçük küçük evler var. Bunların çatılarındaki eğik çizgileri tamamlamamız gerekiyor. Sonra, evet burada gördük, bir yuvarlak var. Bu yuvarlakları da ok yönüne dikkat ederek tamamlamalıyız. Hadi o zaman, şimdi bunları birlikte tamamlayalım. Bu sayfamızda da balıklar vardı ve şu çatıdaki noktacıkları birleştirecektik. Hadi başlayalım. Yukarıdan aşağıya diyor ok işareti bize. Öyle tamamlayalım. Bir tane daha yapıyoruz. Güzel. Bu da tamamlandı. Bir tane de çatıdan örnek vereyim. Bakın. Kalemimi uygun bir şekilde tuttum. Aşağı doğru indim.
Tamamdır. Bir de baloncuk tamamlayalım burada. Baloncuğun etrafından geçiyorum. Noktaları tamamlıyorum. Çok güzel. Bunu da tamamladık. Diğer noktacıkları da birleştirmeyi unutmayın çocuklar. Bu çizgi çalışmamızı da tamamladık. Nelere dikkat edeceğiz? Nasıl yapacağız? Birlikte bir baktık sizlerle. O zaman kontrol edelim çocuklar. Çalışmayı doğru mu yapmışız? Harika. Tüm çizgileri tamamladık. Bu balık ne kadar güzel oldu değil mi? Ben en çok bu çalışmayı sevdim. Siz hangisini sevdiniz? Güzel. Bunu da tamamladığımıza göre gelsin diğeri değil mi? Hadi. Aklımın kitapları her an elimde. Beşinci sayfamızdaki çalışmalara bakalım şimdi çocuklar. Burada yine noktaları ok yönünde birleştireceğiz. Ne görüyoruz? Bir kuşumuz var. Elinde de balonları var. Burada gördüğümüz tüm noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Evet, yine ok yönünde dikkat ederek birleştireceğiz. Bulutu, güneşi, balonları, kuşu hepsini birlikte tamamlayalım. Bu sayfamızda da balonlar vardı. Tavuk elinde balonlar tutuyordu. Hadi başlayalım. Balonları tamamlayalım öncelikle. Başlangıç noktası burası. Başlıyorum baloncuğu tamamlamaya. Ne kadar güzel bir balon olmuş değil mi? Gözleri ve ağzı var. Hadi devam ediyoruz. Ay, aman dışarı çıkmayalım çocuklar. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Acele etmeden. Çok güzel. Bu baloncuğu da tamamladık. Bir tane de gözünü yapalım mı? Hemen bir tane de gözünü yapalım. Şuradan başlıyoruz. Bunu da tamamlayalım. Ve tamam. Bir iki örnek yaptım. Devamı sizde çocuklar. Hadi kolay gelsin. Çalışmamızı yaptık. Bakalım eksik yaptığımız bir yer var mı? Çalışmamızı kontrol edelim birlikte. Çok güzel bir resim çıktı ortaya değil mi? Bunu istediğiniz gibi de boyayabilirsiniz sonra çocuklar. Bu çalışmayı da tamamladık. O zaman geçelim bir diğerine. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Aklımın kitapları her an elimde. Bu sayfamızda da yine noktaları birleştiriyoruz ve ortaya çıkan şekilleri boyuyoruz çocuklar. Ne görüyoruz? Bir taç var. Sonra bir ışıklı işaret cihazı, trafik lambası. Evet, bunu tamamlayacağız. Sonra bir çadır var burada. Üzerinde de bir bayrağı var küçük. Ve bir pasta var. Bunları tamamlayıp sonra istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Noktaları birleştirip şekilleri boyayalım. Önce birleştirme işlemini yapalım, sonra boyarız. Hadi bakalım. Kalemimi koydum. Ben buradan başladım. Aşağıya doğru iniyorum. Daha sonra bu noktaları birleştirmek için yine yukarıdan aşağıya doğru indim. Bu tacı siz tamamlayın. Ben bir de şu trafik lambası vardı ya, onu yapmak istedim. Soldan sağa doğru burayı tamamlıyorum. Sonra aşağıya iniyorum. Tekrar sağa doğru noktaların üstünden acele etmeden gidiyoruz çocuklar. Bu sayfada da örnekler verdim. Hadi diğerlerini tamamlayın ve istediğiniz gibi boyayın. Birlikte çalışmayı yaptık. O zaman kontrol edelim bakalım. Bakın, renklendirince ne kadar güzel oldular değil mi? Eminim sizinkiler çok daha güzel olmuştur çocuklar. Bunu da tamamladık. Hadi sırada diğeri var. Yedinci sayfamızdaki çalışmaya geldik. Burada neler görüyoruz? Bir dondurma, sonra bir uğur böceği, bir çanta ve bir mantar var burada. Ne yapmamız gerekiyor bu çalışmada? Doğru bildiniz. Aferin size. Noktaları birleştireceksiniz. Daha sonrasında da istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Hadi birlikte bir bakalım. Sonra kontrol için tekrar buraya geliriz.
dondurma, uğur böceği, çanta ve mantar vardı bu sayfamızda değil mi? Ne yapalım? Ben dondurmadan başlamak istedim. Dondurmanın şu toplarını tamamlamak istiyorum. Kalemimi koydum. Noktaları birleştiriyorum. Bakın hiç acele etmeden, sakin bir şekilde, noktaların dışına çıkmadan yapıyoruz bunu. Ay şimdi de uğur böceğini yapalım. Hadi bakalım. Başladım. Kalemi sıkmadan rahat bir şekilde noktaları tamamlıyoruz. Şurayı da tamamlayalım. Evet. Hadi o zaman size kolay gelsin. Tüm noktaları tamamlayın ve istediğiniz gibi boyayın. Güzel. Bu çalışmayı da yaptık. O zaman kontrol zamanı. Bakalım biz nasıl boyamışız bunları. İşte dondurmamız, uğur böceğimiz, çanta ve mantarın boyanmış halleri. Siz de istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz bunları çocuklar. Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.